Bosna Hersek'in Saraybosna kantonunda yeni hükümet kuruldu. Eğitim Bakanı görevine getirilen Najda Hota Muminović ülkenin ilk başörtülü bakanı oldu. Najda Hota Muminović Bosna Hersek'in ilk başörtülü bakanı oldu. Bosna Hersek'in Saraybosna kantonunda yeni hükümet güven oyu aldı. Kabinede yer alacak isimler de belli oldu. Najda Hota Muminović Eğitim Bakanlığı görevine getirildi. Böylece ülkenin ilk başörtülü bakanı unvanını kazandı. Bakanlar meclisteki güven oylamasının ardından yemin ederek görevlerine başladı. Olaylı geçen 2020 yılının ardından 2021'e ait riskler ve fırsatlar için önemli bir araştırma yayımlandı. Araştırmaya göre COVID-19 salgınının etkilediği dünyada 2021 yılının yılı çatışmalara sahne olabilir. Yüksek çatışma ve kriz ihtimali olan ülkelerse genellikle Orta Doğu ve Afrika'da yer almakta. Türkiye'nin bölgesel istikrar çalışmalarına da yer verilen rapor, Ankara'nın 2021'de stratejik başarılara imza atacağını vurguluyor. Kötü olaylar, doğal afetler, savaşlar, ölümler ve tabii ki dünyayı kasıp kavuran bir salgın. 2020 yılı bütün dünya için büyük bir problem haline gelmiş, bitişi dört gözle beklenmişti. Fakat araştırmacılar 2021 için de uyarılarına devam ediyor. En kötü senaryonun gerçekleşme ihtimali eğer önlem almazsak var zaten. Yani 2011'de de yaşadık mı? Evet, Somali'de yaşandı. Yani bu senaryo hep var. O yüzden zaten tedbir almak gerekiyor. Covid-19 nedeniyle ekonomiler daraldı, üretim azaldı. Yoksul ülkeler daha da yoksullaştı. Araştırmacılar 2021'in yeni toplumsal olaylarla geçeceğini öngörüyor. Çatışmaların ve hali hazırdaki kriz yaşanılan bölgelerin daha da hareketleneceği uyarısı yapılıyor. Buna göre 2021'in kriz noktaları şöyle. Suriye çatışma, Filistin-İsrail çatışma toplumsal olay, Doğu Akdeniz güç gösterisi, Fransa toplumsal olay, Hindistan çatışma toplumsal olay, Hong Kong toplumsal olay, Afganistan silahlı saldırı, Yemen çatışma, Somali silahlı saldırı, Etiyopya-Eritre çatışma, Libya silahlı saldırı, Mali silahlı saldırı, Nijerya silahlı saldırı. Rapor, mutasyona uğrayan virüsün de COVID-19 salgınından etkilenen gelişmiş ülkelerin kapısında olduğunu söylüyor. Alınan tedbirlerin ülkelerin kaderlerini de belirleyeceği düşünülüyor. İngiltere, İtalya, Fransa gibi virüsün şiddetli vurduğu ülkelerin yeni bir sarsılmayla karşılaşabilmesi de söz konusu. 2021 baz alındığında dünyadaki ekonomik savaşlarında kaldığı yerden devam edeceği düşünülüyor. Çin ve ABD arasında 2019 yılında zirve noktasına ulaşan ticaret savaşları pandemiyle sekteye uğramıştı. Fakat bu dinamiğin 2021'in sıcak konularından olması bekleniyor. Bu yeni çağ eski başarılarımızın üzerine koyarak hedefimize ilerleyeceğimiz bir çağ olacak. Bu tarihi dönemeçte sosyalizme Çinli bir karakter vermek için çalışacağız. Bu yeni çağ, refah toplumunu güvence altına almayı başaracağımız çağ olacak ve modern sosyalist bir ülke olmak için topyekun çalışacağız. Çin'in pandemiye rağmen büyüyen ekonomisi, yeni başkan döneminde ABD'nin tehdit olarak ele aldığı konular arasında yer alıyor. Çin yıllarca Amerika'dan yararlandı. Beyaz Saray'da benden önce oturanlar da buna izin verdi. Ama ben vermem. Dünyada birçok değişime sahne olması beklenen 2021'in olası risk ve fırsatlar raporunda Türkiye'ye değer verildi. İşbirliği çabaları ve bölgedeki etkinliğine bakıldığında Türkiye'nin 2021 yılında stratejik başarılar elde edeceği düşünülmekte. Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe kat ettik. Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz. Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da istikrarsızlaştırma adımlarına net ve hakkaniyetli tepkiler veren Türkiye'nin bölgede siyasi istikrarı sağlamak için adımlar atması bekleniyor. Türkiye mülteci barındırmak konusunda olağanüstü başarılar sergiliyor. 4 milyon mülteci ile muhtemelen dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesi Türkiye. Tansiyonu nasıl düşürürüz ve nasıl koordine şekilde çalışırız onu dikkatle tartmamız lazım.
Bu hem göçmen sorunuyla hem de insani bir çözüm ile nasıl sonuçlanabilir ona bakılmalı. Ayrıca Türkiye ile olan ilişkimizi normalde de nasıl dengede tutacağımızı düşünmek zorundayız. Önümüzdeki dönemde bütün bunların ışığında Türkiye'nin bölgesel güç olma konumunun güçleneceği düşünülüyor.